Dağıtım çözümlerimizden mobil üzerinden rota nasıl çalışır? Dağıtım modülümüze geldiğimizde yapılacak ilk ayarlardan sonra rota ekranı çalıştırılır. Burada karşımıza satış temsilcileri, dağıtım personelleri ve diğer takım arkadaşlarının yapacağı ilk işlem güne başlama işlemidir. Güne başla işlemine tıkladığımızda karşımıza ziyaret bilgileri sırasında aracımızda yer alan kilometre bilgisi girilir. Kilometre bilgisi sırasında herhangi bir ziyaret notu söz konusu ise yine buradan bir ziyaret notu girilir. Örneğin şeklinde bir ziyaret notunu girdikten sonra ziyaret bilgilerine tamam dediğimizde rota ziyaretimiz için ilk planımız olan güne başlama işlemi gerçekleştirilir. Burada yapacağımız planlama işlemleri için artı butonuna tıkladığımızda rota ziyaretinde hangi cariler üzerinde işlem yapacak isek ilgili cari seçimi yapılır. İlk ziyaretlerimizden olan Diye Yazılım firmasını seçtiğimizde karşımıza cari adresleri gelmekte. Burada farklı bir adres var ise adres seçimi yapılabilmektedir. İlgili işleme tamam dediğimizde burada cari detayları önümüze gelir. Cari detaylarında yer alan ziyarete başla, haritada göster ve rota çiz şeklinde rotalar çizilebilmektedir. Burada ziyarete başla dediğimizde aynı zamanda burada cariye ait bakiye bilgileri gelecek. Dilersek telefon numarası kayıtlı olması durumunda cariyi buradan arayabilmekteyiz. Ziyarete başla dediğimizde ziyarete başlasın mı sorusuna evet diyerek ziyaret etmiş olduğumuz cari ile ilgili burada perakende satış faturası düzenleyebilir, perakende satış irsaliyesi düzenleyebilir, çek senet bodrolarından müşteri çeki alabilir, sipariş alıp teklif verebilir, tahsilat ve ödeme işlemleri gerçekleştirebilir, görev takip için görev ekleme ve göreve eklenilecek bir görüşme notu ekleyebilir. Servis süreçlerini yöneten bir firma isek buradan servis form süreçlerimizi takip edebilir. Cari ekstra raporunu alabilir. Adres bilgilerinde yapılacak herhangi bir güncelleme sonrası adresi güncelleyebilir. Kredi kartı fişlerinden kredi kartı fişi düzenleyebilmekteyiz. Örneğin bir fatura düzenlemek istediğimizde buradan perakende satış faturasına basarak yapılacak fatura türlerinden perakende satış faturası düzenlenir. Bu ekran sayesinde cari ve adres bilgileri ön tanımla gelecek. Yapmamız gereken detaylarda dilersek barkod, dilersek seri ve lot takipli işlemlerimiz, hizmet kartlarımız veya stok listesinden seçeceğimiz bir stok ile örneğin stok listesine gelerek karşımıza stoktaki ürünlerimiz gelecek. Dilersek mağaza ürün grubu sayesinde burada ürün ağaçlarından da faydalanabilmekteyiz. Örneğin bir bulaşık makinesi seçim işlemi yapıp tamam dediğimizde ürün gelecek. Eğer bir promosyon söz konusu ise yine mobil üzerinden promosyon işlemlerini gerçekleştirebilmekteyiz. Bu şekilde devam ettikten sonra eğer satışımıza ait herhangi bir indirim veya masraf söz konusu ise buradan ekleme yapabilir. Alt toplamlar kısmına geldiğimizde faturamıza ait genel toplamlar karşımıza gelecek. Ve faturamızı kaydetmek için tamam dediğimizde kayıt işlemini onaylıyor musunuz sorusuna tamam diyerek faturamızın kayıt işlemini gerçekleştirebilmekteyiz. Dilersek buradan hızlı yazdırabilir veya rapor ekranından rapor görüntüsünü de alabilmekteyiz. Vazgeç diyerek geri geldiğimizde tekrardan diğer işlemlerimizi kullanarak rota üzerindeki hareketlerimizi sağlarız. Burada aynı zamanda haritada göster diyerek cari kart bilgisinde tanımladığımız koordinatlar sayesinde adrese ulaşabilir. Rota çiz dediğimizde Google, Yandex, Yandex Navigation uygulamaları ile de rota işlemlerini oluşturabilmekteyiz. Burada yukarıda yer alan bölüme tıkladığımızda karşımıza bu cari ile yapılan hesap hareketleri gelecektir. Tekrardan geri diyerek bu şekilde gün içerisinde gerçekleşen sekmesinde rotamıza ait detaylar karşımıza gelir. Ve yine yukarıda yer alan bölümümüze tıkladığımızda yapılan rota ziyareti sırasındaki hareketlerimizin tüm ziyaret hareketleri mobilden de ulaşılabilmektedir. Bu şekildeki rota ziyaretleri sonrası işlemlerimizin bitmesi durumunda planlanan sekmesine gelinir ve günü bitir denilerek rota içerisinde yapılan araç kilometresi ve tekrar yeni bir ziyaret notu bilgisi girilerek rota üzerindeki işlem günlük olarak tamamlanılır.